Platon Dünyası'ndan hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Zaten'in yapmış olduğu etkinlik üzerine konuşuyor olacağız. Evet dostlarım, sitemize geldik. Zalt oyununun etkinliğini çok detaylı bir şekilde daha önce anlattım. Şurada çıkacak karta tıklayarak etkinliğin detaylarına ulaşabilirsiniz. Şimdi kısaca etkinliğimizin üzerinden birazcık geçelim. Evet dostlarım, burada bize dediğine göre oyunumuz App Store'da ve Google Play'de ücretsiz bir şekilde indirilip oynanabilecek. 140 bin dolarlık bir ödül havuzu ve bol bol NFT dağıtacaklarını da söylemişler. Evet dostlarım, ilk turnuvamıza geldik. Turnuvanın ödülü 100 bin dolar ve 20 gün süreceğini söylemişler. Turnuvaya katılım şartı ise oyunu indirmiş olmanız ve 5 adet karaktere sahip olmanız. Bu kısımdan forma ulaş 5 adet karakteri talep edebiliyorsunuz ya da aşağıya bıraktığımız referans linkini kullanarak forumla falan hiç uğraşmadan karakterlerinizi elde edebilirsiniz. Bu kısımda ise ranklarımızı göstermişler. Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master, Grandmaster. Her rankın kendine özel bir ödülü olacak. Ne kadar çok yukarı çıkarsanız o kadar çok ödül alacaksınız dostlarım. Burası önemli. Eğer ki MOBA tecrübeniz varsa ve oyunu iyi oynarsanız Platinum rankının üstüne kesinlikle çıkacağınızı düşünüyorum. Platinum'u geçerseniz de dünya turnuvasına katılmaya hak kazanacaksınız. Bu aldığınız birinci özelliklerden birisi. Burada ise top 20'ye 40 bin dolarlık bir ödül havuzu ayırmışlar. Top 100'e 32 bin, top 200'e 16 bin, top 500'e ise 12 binlik bir ödül havuzu ayırdıklarını söylemişler. Bu kısımda ise merak ettiğimiz şeyler var. Turnuva bittikten sonra 7-3 gün içerisinde bütün dolarları dağıtacaklarını söylemişler bize. Oyunun NFT ödüllerinin ise resmi çıkıştan sonra dağıtılacağını söylemişler. Ve bütün ödüller BSC adresinize gelecek imiş. Zalta'yı takip etmek istiyorsanız burada bütün linkleri bulunuyor. Dilerseniz buraya girip linklerini inceleyebilirsiniz. Ya da Discord'umuza katılıp Zalta odasından bütün bilgilere tek bir yerden ulaşabilirsiniz dostlar. Bu kısımda ise bir airdrop'umuz mevcut. 3 kişiye 50 dolarlık bir NFT dağıtacaklarını söylemişler. Fakat ben linkini YouTube'da paylaşamıyorum maalesef bazı sebeplerden dolayı. Bu yüzden Discord'umuza gelirseniz airdrop kısmından linkimize ulaşabilirsiniz. Bu kısımda ise oyunla ilgili birkaç görsel var. Şöyle şöyle bakalım, tatlı tatlı. Karakterleri çok güzel, çizimleri çok güzel. Skill setlerini buradan tek tek okuyup kendinize uygun karakteri seçebilirsiniz erkenden istiyorsanız. Support karakterimiz var. Nasus var dediğimiz gibi, çakmışlar. Trundle'a benziyor bu da birazcık. Almışlar da almışlar diyelim. Şimdi kısa bir oynanış videomuz var dostlarım. Onu inceleyip ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet, oyunumuzun ana ekranındayız. Güzel bir şey var ana ekranı. Chaos moda giriyor, 5v5, Dynamiting, Classic mod, Divine Grace, farklı farklı 4 adet modları var. Büyük ihtimal turnuva modu da olacak. Biz ona katılacağız direkt. Evet, maç aratmaya başladık. Oyunu kabul ettikten sonra oyuna giriyoruz. Şimdi ise karakter seçim ekranındayız. MOBA oyunlarında olduğu gibi her karakterden bir adet alınıyor. Aynı takım için. Karşı takım tabii ki de aynı karakteri alabilir. Şu anda abimiz Rumble'ı seçti büyük ihtimal. Ya da o tarz bir şey. Oyuna başlamadan önce kart seçiyoruz sanırım. Eğer coin ile para yatırırsak ekstra özelliklere sahip kartlarda açabildiğimizi görüyoruz burada. Ve vadiye indik. Herhangi bir shop kısmı göremedim. Sanırım item almıyoruz. Onun yerine skill'lerimizi güçlendiriyoruz ya da skill'lerimize ekstra özellikler açıyoruz. Bu oyun modunda ortayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bir Yasuo duvarı geldi. Oyun bu arada hiç kötü durmuyor. Ya ben daha kötü bir oynanış bekliyordum fakat oynanışı güzel gibi duruyor şu anda. Biraz mobilitesi az olabilir oyunumuzun. Öyle bir eksiklik hissettim ama onun dışında vuruş hissiyatı falan güzel. Evet, level atladık. Şimdi iki yetenekten birini seçmemizi istiyor bizden. Oyunumuz itemler şeklinde değil de yetenekler şeklinde ilerliyor. Mesela skill'lerden %15 daha az hasar mı almak istiyorsunuz? Ya da düz vuruşlardan %12 daha mı az hasar almak istiyorsunuz? Onu seçiyorsunuz. Her level atladığınızda bunlar değişiyordur büyük ihtimalle. Ultinizi güçlendirme falan filan bir sürü şey vardır. Bu arada arkadaşın çarı bayağı iyiymiş. Patır kütür tarıyor. Hiç canı da gitmesin satayım. Evet, oyun kızıştı. Son düzlükteyiz şu anda. Evet, assassin'in saldırısına uğradı büyük ihtimal. Ölecek ve maalesef rakip takım oyunu kazandı. Evet, oyunumuzun oynanışı güzeldi. Biraz beklediğimden iyi çıktı açıkçası. Beni şaşırttı diyebilirim yani. Şimdi ise dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım, bugünkü menümüzde Zalta'nın etkinliği vardı. Aynı Archworld'de ve Minicamp'de olduğu gibi bu oyunda da takımca bir şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. Eğer ki MOBA oyunlarına veya Platon sektörüne merakınız varsa aşağıya bıraktığımız Discord linkinden bize ulaşabilirsiniz. Birlikte oynamanın getirisinin çok çok daha büyük olduğunu kesinlikle garanti ediyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.